Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 95 bin kişi salgına yakalandı. İlk kez Wuhan'da ortaya çıkan ve dünya genelinde 3000'den fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, enfekte ettiği hastaları öldürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını Türkiye'nin tüm sınır komşularına ulaştı. Virüs son olarak Bulgaristan'da tespit edildi. Suriye'de ise iç savaş koşullarında gerekli sağlık taraması yapılamadığı için salgının yayılıp yayılmadığı konusunda net bir bilgi söz konusu değil. Bununla birlikte koronavirüs salgınına karşı Beştepe'de zirve düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü. Toplantıda virüse karşı uygulanan takip ve yönetim sistemi ele alındı. Alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. Çin ve Güney Kore'de patlak veren kriz Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da okullar süresiz bir biçimde tatil edildi. Uluslararası soruna evrilen koronavirüs hakkında İngiltere'den bir son dakika haberi geldi. İngiliz bilim insanı Neil Ferguson, COVID-19 virüsünün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini ifade etti. Koronavirüsünün yayılmasını engellemek için yoğun mesai harcandığını, ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Neil Ferguson, "Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak," dedi. "80.000'i Çin'de olmak üzere 5.000'i Güney Kore'de, 3.000'i İtalya'da, 3.000'i İran'da, 330'u Japonya'da, 285'i Fransa'da, 262'si Almanya'da, 100'ü İsviçre'de olmak üzere salgın giderek artıyor."